Herkese tekrardan selamlar. Hazır sistemleri videosuna hoş geldiniz. Bugün 10.000 lira ile 25.000 lira arası olan hazır sistemleri derledim size için. Hazırsanız başlayalım. Apple videosunun neden gelmediğinden ben söyleyeyim. Birçok kişi Apple videosunu zaten canlı yayında çekmiş izlenmelerini kazanmış. Yani ben çeksem de izlenme alamayacaktım ki zaten benim de onlardan farklı söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece tek şunu söyleyebilirim. Apple sunumu benim için çok berbat bir sunumdu. Yani çok kötü bir sunumdu. Ben hiçbir şekilde sevmedim Apple sunumunu. 14 Plus modelinin de en kötü Apple modeli olacağını inanıyorum. Dünya üzerindeki 14 modellerinden hem en az hem de en kötü model olacağını inanıyorum. En çok satan modeli dünyada büyük bir ihtimal temel versiyon olur. iPhone 14 veya 14 Pro olur. Her neyse yani görüşlerim bunlarda. A16 Bionic çipi bile sadece Pro Max'te ve Pro'da sunmak bence mantıksız. Diğerlerinde A15 sundu. Yani iPhone 13'ünüz varsa veya iPhone 12'niz varsa bence hiçbir şekilde geçmeyin. iPhone 11'iniz varsa da Desteği tane kadar geçmeyin. Ben iPhone 7 kullanıyorum. Gayet de memnunum. Şimdi neyse videomuza gelelim. İlk sistemimiz BBL Type-O ne, ne, işte o sistem. i3 10105F kullanıyor. Yani biraz daha performans arttırılmış hali. 4 Core 8 Thread'den oluşuyor. Asus tarafın 1650 Overclock Edition'ını sunuyor. 16 GB DDR4 bir RAM var. Nedense sizde bug'da olduğu için göremiyoruz. Yani şöyle çift kanal çalışan RAM'ler var. Çift kanalın bize faydası neydi? CSGO gibi rekabetçi oyunlarda size neredeyse 2 veya 1.5 kat daha fazla FPS sağlıyor. Özellikle Apu sistem topluyorsanız kesinlikle çift kanal toplamanızda fayda var. 500 GB'de SSD'miz var. Bakalım ona da buradan. SSD sembolü hangisiydi? Şuydu. 500 GB benim SSD kullanmış 9000 liralık sistemde. Bence gayet yeterli. 1650'de oyunları artık Glove'la orta ayarlar arası 40-60 FPS oynatabilecek bir sistem. Ben minimum bunu önerdim sizler için. Apu sistem önerecektim daha düşük. 5000-6000 liraya Ryzen 7 5700G Apu sistemler vardı. Onları da alabilirsiniz. Fakat tabii ki o bunun kadar performans veremiyor. Diğer bir sistemimize geçelim. Hemen bütçemiz 15-13.500 liraya attık. Fakat burada mükemmel bir sistem var. Gerçekten buldum. Bu sistemi gerçekten bulduğumda çok şaşırmıştım. Stokta olup olmadığını anladım. Fakat sepete ekle var zaten. Mortal Serum bir kazası. Kasanın önünde bu, fark ettiyseniz arkadaşlar fan yok. Ka hava akışı o kadar iyi olmayabilir. Fakat sunduğu özellikler bakımından gerçekten çok güzel bir sistem olduğunu söyleyemem. Ryzen 5 4500 gibi 6 çekirdek 12 threadten oluşan bir işlemci kullanıyor. Özellikle bu 4000 serisi biraz eleştirildi. Siz rekabetçi oyun oynuyorsanız arkadaşlar normalden aslında azıcık daha düşük FPS değerleri almanızda olanak var. Çünkü ön bellekleri bunların arkadaşlar düşük bir ön bellek yapısıyla geliyor 4500. Mesela rakibi i3 12100 veya 11 11. nesil i3 11100F'den 11, daha kötü bir performans alabilirsiniz oyunlarda. Fakat çoklu çekirdekte gayet de iyi. Fakat oyunlarda herhangi bir şekilde bir darboğaz yapma sistemimiz. 8 GB tek kanal çalışan ddr 4 var. Fakat burada RTX 2060 6 GB'lık versiyonunu kullanmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. RTX 2060 RTX 3000'den daha iyi bir ekran kartı. Yani RTX 2060 gerçekten de 3000'den bir 10-15 FPS daha fazla veriyor. Eğer tek derdiniz oyunsa bu sistemi alabilirsiniz. Ben oyun oynayacağım diyorsanız bu sistemi alabilirsiniz. Değer değerlendirebilirsiniz. Çemcinizin ön belinin düşük olması çok bir anlam ifade etmez sizin için. Çünkü böyle bir sene RTX 2060 gibi 3050'den bile daha güçlü olan bir ekran kartı bulduk oyun bakımından. Tabii ki siz edit render, cartchurt işlerle uğraşıyorsanız benim gibi 3050 almanızda çok daha fayda var. Çünkü CUDA şekildeyse siz daha fazla. 240 GB'lık bir SSD kullanılmış. Buradan da bakabilirim. Şimdi sistemdeki parçalara bakınca ekran kartına bir laf atmayacağım. Ekran kartı MSN gerçekten fabrika çıkışı overclock olan çift vanlı yapıda gelen bir ana kartı. Bir ekran kartı tek kanalları hem kullanıyor. Zaten bu e-spor oyunları da düşecektir. İsterseniz bir tane daha ekleyebilirsiniz. RAM. Mesajda 91 liraya galiba bir tane daha mı Bu 16 GB seçili zaten şu an. Bundan bir tane de alabilirsiniz. Ha, 511 lira vererek mesela bu sistemi bu fiyata da alabilirsiniz. Çift kanal etmek istiyorsanız ki yapın. Anakarta geldiğimizde A320 kullanılmış. Yani ben bu bütçede A320'nin artık kullanılmamasını öneriyorum. Fakat şöyle bir durum var. 2060 gibi gerçekten çok üst düzey bir ekran kartımız var. Size hala çıkmasından bu yana neredeyse 2,5-3 yıl geçmesine rağmen size hala 3-4 sene boyunca sıkıntısız. Çoğu oyunu keza yine ultra ayarda açtır bir ekran kartı ki özellikle zaten bu konuda DLSS de destekliyor yani bundan hem hemfikiriz yani DLSS teknolojisi var. Nvidia'nın sürücü, sorunsuz sürücü desteği gibi birçok avantajı var bu kartımızın. Fakat ana kart tarafında şöyle baktığımız zaman bir B550 olmasa da B450 seçeneğini ben buradan görmek isterdim. Bu arada B550'ye yükseltme seçeneği de bu arada gerçekten makul olduğunu söyleyebilirim. 675 TL verip b 550 alabilirsiniz isterseniz. Hem fazla yapı sizin için daha iyi olur. Hem de bir nevi bu şeye overclock yapabilirsiniz Ryzen işlemcimize. Baktığımız zaman SSD tarafında dünyanın en kötü seçimini görüyorum. Yani SSD tarafında eşek bir SSD kullanılmış diyebiliriz burada. Maalesef Şöyle bir gerçek de var. En kötü SSD en iyi artistken daha iyi olduğu için bu da daha iyi oluyor yani en iyi artistten. Bunun yeni artist kalmayı düşünmeyin. Fakat okuma yazma oranlarında ve uzun kullanım ömründe bu SSD alınmaz. Gerçekten çok kötü bir SSD kendisi. Onun yeni Gigabyte'ın GP versiyonunu alabilirsiniz. Mesela ben onu kullanıyorum. Team'in de SSD'sini alabilirsiniz. Emin olun şu SSD daha iyi. Bu özelleştirme yapıp sistemi satın alın. Ve bu sistemde kullanılan SSD gördüğünüz gibi SATA 3 bir SSD. M.2 SSD kadar hızlı okuma yazma değerlerine sahip diye Fakat burada okuma yazma değerlerini maalesef C sanki uzun kullanımdan sonra sağlayemeye 2 3 ay geçerse bu SSD'ye de deli gibi yazma yaparsanız siz yani performansı çok düşecektir. Jamestown'ki SSD'yi zaten ben o yüzden önermiyorum. O yüzden team'in SSD'sini almaz. Bence daha mantıklı olur. Sistem uzun vadede götürecek bir sistemdir. Hem oyun olsun hem edit olsun yaptırabilir. İşlemci biraz ama rekabetçi oyunlarda böyle normalden biraz daha düşük FPS verebilir ama tabii ki 144 FPS'in üzerine bu sistemle her türlü her rekabetçi oyunda çıkarsınız zaten. Tabii ki 2K veya 4K çözünürlüklerde oynamadığınız sürece. En güzel bir sistem olmuş. Kasanın hava akışı biraz kötü. Evet onu kabul ediyorum. Önde çünkü fan yok gibi. Yani buradan görüldüğü kadarıyla fan yok. Kasayı açık bir yerde kullanırsanız sorun olmayacaktır. Temperli camı da açmanızı öneririm bu yaz aylarında. Diğer bir sitemiz şimdi bakın. Aradaki fiyat farkı çok minimal. 100 150 lira gibi bir fiyat farkı var. Fakat bundan alacağınız performans çok daha fazla. Çünkü bunda arız 6600 gibi RTX 3060 katili veya rakibi diyebiliriz biz buna. Ve ekran kartı kullanıyoruz RTX 2060'dan bir neredeyse 30 FPS falan daha fazla alacağınız arız 6600'e. Çünkü 6600'ün rakibi 3060. Fakat burada şöyle bir şey var. Ya arkadaşlar AMD ekran kartlarının biraz neden ucuz olduğu hakkında konuşacağım bir videoda. Mutlaka böyle bir video yapacağım. 2 böyle bir video yapacağım yapacağım diyorum. Yapmıyorum ama yapacağım. Bakın AMD ekran kartları biraz sorunlu ekran kartlarıdır. Her ne kadar bunu Aras 6000 serisine biraz düzeltmeye de çalışsalar biraz sorunlu ekran kartlarıdır. Fakat ben sadece FPS'e bakacağım diyorsanız alabilirsiniz. O sorunların birçoğu gideri de driver'dır, wattman'dır falan filan. Fakat Nvidia'nın çok güzel teknolojileri var. Adam rekabetçi oyun oynuyor. Ben Nvidia'nın reflex teknolojisini kullanıyorum diyor. de böyle bir şey yok. Veya Nvidia'cı adam şunu diyor. Bende DLSS var ki DLSS FSR'nin karşılığıdır. Fakat adam şöyle diyor. Bende hem AMD'nin teknolojisi FSR var hem de DLSS var Sen de olmayan. Bu da mantıklı bir seçenek. Çünkü mesela RTX 2060'da da FSR teknolojisi var. AMD'nin kendi teknolojisini açabiliyoruz DLSS'in karşılığı ki DLSS zaten FSR'den daha iyi. DLSS 2.0 la birlikte zaten FSR'den ne kadar daha üstün olduğunu gösterdi. Ve ben Nvidia'nın kanvasını kullanıyorum veya ben yeşil perdem yok bir yayıncıyım fakat yeşil perdem olmamasına rağmen benim bir RTX ekran kartım var. Ben Nvidia'nın Broadcast uygulamasını indirip arka planıma yeşil arka font veya arka planıma farklı şeyler yapabiliyorum. Böyle değişik değişik deneysel teknolojileri var. Ve özellikle siz içerik üretimine odaklıysanız benim gibi bir yayıncıysanız mutlaka ve mutlaka RTX, RTX ekran kartı alın. Veya rekabetçi oyunları profesyonel bir şekilde oynuyorsanız muhakkak RTX ekran kartı aldım çünkü Reflex teknolojisi var. Gecikmeyi acayip indiriyor. Onu da videosunu internetten bulabilirsiniz. Ama ben sadece hikayeli oynanan, yayıncılık mayıncılık benim umurumda değildir. Youtube'da falan filan umurumda değildir, İçerik de üretmem. Ben sadece alacağım FPS'e bakarım diyorsanız bu sistemi tercih edebilirsiniz. Parçalara baktığımız zaman 12100F gibi 4 core 8 threadlik bir işlemci kullanıyor. h 610 m gibi giriş seviyesi bir anakart kullanıyor. İşlemcimiz DDR5 RAM desteğini destekliyor fakat anakartımız maalesef ki DDR4 RAM'i destekliyor. Bu konuda da bir sorun olacağını söyleyemem. Tabii ki anakartı ileride DDR5 destekleyen bir anakart alırsanız işlemcimiz buna dünden hazır olduğunu söyleyebilirim. 8 GB giga, 16 GB çift kanal çalışan 16 nanosaniye gecikme değerine sahip DDR4 RAM'imiz kullanıyor. Yine çift kanalın önemi burada var. 500 GB M2 SSD kullanıyor. MSI Spatinyon'un güzel SSD'dir. Baktığımız zaman Mac kasasını ve Mac 550 watt PC kullanıyor. Kasamız gayet iyi mesh bir yapıda. Hava akışında gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 6-7 sene boyunca yani ilk 4-5 sene bununla ultra ayarda 2K'da oynarsınız, 4K'da oynarsınız. Çünkü dediğim gibi bakın 2060'da çok az bir fiyat fark ediyoruz. Ama alacağınız FPS olmanızda ise çok daha fazla FPS alıyorsunuz. Ve Nvidia gibi aslında bu ekran kartlarda artık bir sorun uyumlu yapmıyor. Yani Watman gibi aniden kapanma çökme yapmıyor. Tabii ki Nvidia'nın teknolojileri olduğu için Nvidia ekran kartları her zamanki gibi daha pahalı. Alacağınız FPS ise bunu da alabilirsiniz. Ha yani şunu da söyleyeyim mesela arası 6400 ve 6500'de encoding ayarı yoktu. Yani ekran kartınızdan ekranınızı kaydedemiyordunuz. Bunda öyle bir sorun yok. Arası 6600 ekran kartlarında encoding var arkadaşlar. Yani çok rahat da, da, da yayıncılık yapabilirsiniz bu kartla. Bilgisayarınızın görüntüsünü de ekran kartı üzerinden alabilirsiniz. Çünkü encoding ayarı arı 6600 ekran kartında var. Diğer bir sistemimize geldik. Yine arı 6600 ekran kartlı bir sistem. Bu da 6 çekirdek olsun, 12 thread'li işlemcim olsun diyenler için böyle bir sistem. Özellikle biraz elektrik faturanız fazla geliyorsa diye bu sistemi de koymak istedim ama aradaki fiyat farkı var arkadaşlar maalesef ki. Ya koyayım mı, koymayayım mı konsa kararsız kaldım ama koyayım dedim. Çeşitlilik olsun dedim. Bu sistemde 2 tane ekran kartımız var. Eğer anakarttan HDMI çıkışını alırsanız siz 11.400'ün dahili Ultra HD grafik ailesine bağlanacağınız veya Xe e Graphicsonga'sı kullanıyordu bunda tam hatırlamıyorum ya. ama ekran kartına bağlarsanız 6.600 başlatabilirsiniz. Tabii ki ana kartı HDMI bağlayınca elektrik faturanıza daha az yakacaktır. Çünkü 6600 ekran kartınız sistemde çalışmıyor olacaktır. 16 GB RAM'imiz var. 5.2 GB M.2 SSD'miz var. Yine arası 6600 ekran kartı var. Dediğim gibi hem RTX 3060'dan biraz daha güçlü He, zaten diğer geri kalan RTX 2060 ile 3000'liği karşılaştırmıyorum bile. Daha demin zaten şu sistemde anlatmıştı bu Hector 5T1 sistemde anlattım RS 6600 hakkında. h 510 anakart kullanılmış. Gigabyte'ın üst seviye bir ekran kartı kullanılmış. Eagle serisi gerçekten üst seviyedir. Samsung'un 980 Evo NVMe 2 kullanılmış. 980 aslında bu işin zirvesidir. Binevim bazı SS'ler 6000 okuma 7000 MB'de yazmayı falan sağlayabiliyor. Kasa konusunda biraz zafatacağım atacağım çünkü kasada 650 Watt PC kullanılmış. Hayli yeter bu sisteme. Ona hiçbir şey demiyorum. Fakat kasamız mesh bir yapıda olmasına rağmen ben bunun güç kaynağını sevmiyorum. Muhakkak değiştirin aldıktan sonra. Diğer bir sistemimize geldiğinde, geldiğimizde piyasadaki en ucuz 3060 sistemi bulmak istedim. Ryzen 5 5500'de buldum bu sistemi. 6 core 12 thread'den oluşuyor kendisi. 480 GB M.2 SSD var ve gene çift kanal çalışan CSGO gibi rekabetçi oyunlarda fps'mizi arttıran bir şey var. RAM var. B450 hem ne geliyor? Milli ana kartımız diye tabir ettiğimiz ana anakartta geliyor. 3600 MHz'e kadar da destekliyor. 480 GB SSD var. Evet SSD yetersiz gelebilir fakat böyle sistemlerde her şekilde SSD'de, SSD ile dolu dolu takabilirsiniz. Yani bu da bir sıkıntı yok. İsterseniz bir tane daha hard disk alabilirsiniz bir tarafa. 740 lira biraz bana pahalı geldi ama şahsen onu belirteyim. Ekran kartı olarak da Gigabyte'in RTX 3060'ı var. Şimdi 3060 arası 6600'e rakip dedik. Fakat dediğim gibi yani benim bu kadar param olsa ben bunu alırım rahat bir şekilde. Neden diye soracak olursanız benim dediğim gibi bakın ben Nvidia'nın teknolojilerini kullanıyorum. refleksler ne kadar kullanmasam da ki Reflex dediğimiz gibi e-spor oyunlarında milisaniyeyi düşür Canvas var, deneysel çizim programı. Benim kullandığım CUDA var. OpenGL de destekliyor keza bu ekran kartımız. AMD'nin kendi donanım hızlandırmayı kullanırsanız. Onun haricinde baktığımız zaman FSR de var. AMD'nin FSR's de var bu ekran kartımızda. AMD'nin teknolojilerinin hepsini neredeyse kullanabiliyorsunuz. Özellikle de bir de üzerinde bulunan Nvidia içerik üreticilerle anlaşmalar. örneğin Adobe ile bir anlaşması var. Adobe uygulamaları Nvidia'nın ekran kartlarına göre hızlandırılıyor. Yani işlemcinizin yanında ekran kartınızın da kullanarak çok daha iyi bir performans alabiliyorsunuz işlemciye göre. Çünkü uyumlu çalışıyor birbirleriyle programlar ve özel bir anlaşma da var dediğim gibi. O yüzden Nvidia hem daha pahalı hem de aslında daha performans. Dediğim gibi siz bir içerik üreticisine ve gidip bu avantajlar sağlarsanız kartınız haliyle pahalı satmanız lazım. Çünkü bunun arka planında ne vardır? Siz gidiyorsunuz A firmasına benim ekran kartım özel bu programı senin programında rahat kullanabilsinler diyoruz Yani özel 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 optimizasyon yapıyorsunuz ve bunun içinde paranızın olması lazım. Paranızı ona verince otomatik olarak ekran kartı fiyatlarına da Fakat bu da şöyle bir şey sağlıyor. içerik üreticisi o ekran kartını aldığında gerçekten rahat ediyor. Çünkü program normal bir e AMD ekran kartına göre çok daha hızlı çalışıyor. Onu belirtmemde fayda var. Ha, bu demek değildir ki AMD ekran kartında da dona doğru çalışıyor. Aksine orada da çok hızlı çalışıyor. Fakat dediğim gibi özel anlaşmalar sayesinde bir takım işlemi çok kolay yapıp bir takım da AMD'de olmayan örneğin dediğim gibi Broadcaster, refleksi gibi Nvidia'nın kendi mühendisleri tarafından geliştirilen programlarda ayrıcalıklara ulaşabilirsiniz. RTX ekran kartlarıyla. Ulan harbi reklam gibi konuştum lan burada. Nvidia bana sponsorluk ver. Diğer bir sistemimize geçelim. 12100F işlemci var. 16 GB RAM var. Yine 4 core 8 thread'den oluşan bir işlemcimiz var. Tek çekirdek performansda da çok rahat şu sistemden daha iyi. Yani FPS olarak alacağınız FPS bu sistemde daha iyi. Hem işlemci olarak tek çekirdekte dahi fakat bu da çoklu çekirdekte daha iyi. yani bir render falan uğraşıyorsanız bu sistemi de tercih edebilirsiniz çünkü bunun 6 çekirdek 12 thread avantajı var ve üstelik çoklu çekirdekte daha iyi performans veriyor bu ise tekli çekirdek yani oyunda daha iyi performans veriyor ha bu demek değildir ki tekrar söylüyorum edit yapamazsınız edit bunda da yapabilirsiniz sonuçta güncel bir e i3 işlemci yine RTX ekran kartı var zaten daha demin anlattık MSI'nin yine şey var çift kanal çalışan RAM var ve MSI'nin Ventus 2 fanlı OC yani Overclock Edition ekran kartı var. Ekran kartı gayet sağlamdır. Ventus modellerinde genellikle askeri sınıf malzeme kullanılır. Aynı Asus'ta olduğu gibi Asus'un TUF modellerinde de as askeri sınıf malzeme kullanılıyor. Hem laptoplarında hem de ekran kartlarında kullanılıyor. Ana kartımız iyi. işlemcimiz genel DDR5 destekliyor fakat ana kartımıza bakarsak zaten burada DDR4 takısını görebiliriz. Zaten arttırma seçeneklerinde de DDR5 bir ana kart yok. M2 SSD olarak Kingston a 2000li kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya bunu eğer gördüğümde aklıma A2000 geliyor. İnşallah A2000'dir. Bakalım de. Ürünü göremiyoruz. Neyse. Büyük bir ihtimal a 2000de PSU'da bir sorun var mı derseniz evet PSU'da arkadaşlar sorun var ya. Sorun var işte PSU'da sorun var. Maalesef ki bunun PSU'sunda sorun var. Yani sorun var dediğim şöyle çok rahat yeter fakat bu kadar para verip sistemimize bu kadar kötü bir PSU takamazsınız ya. Sistem toplarken bu PSU'ya hiç dikkat etmiyorlar. Ben bunun hakkında muhakkak bir video yapmayı düşünüyorum bu hafta içerisinde. Yapacağım da bunu gördükten sonra yapacağım. Yani fiyattan kısmak istiyorlar evet. Fakat yani sistemimizde adam akıllı bir PC kullanmanız en önemlisi. Çünkü bu parçalarınızda sizin güç veren şey PC. Yani güç kaynağı. Güç kaynağın iyi olması lazım. Adı sana bilmeyen yok. Performans yok. Everest yok. Rampage gibi PC'ler kullanmayın. Kaliteli marka PC kullanın. Diğer bir sistemimiz. Easter Gamers TV yani Bitçi Reis'in topladığı bir sistem. Yani şimdi bu sistem gerçekten güzel bir sistem. Yani 18.000 lira verip bu alınabilir mi? Alınabilir. Fakat şöyle bir şey var. Bunların stoğunun ben çok uzun olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu sistemde alternatif olarak ben koymak istedim size. Ya parçaya geleceğiz zaten daha demin anlattıklarımızdan farkı yok. Sadece XBG'nin RAM'ini kullanmış yani. Ve çok kaliteli bir PC kullanmış. Bakın öyle bir avantaj da var. 16.500 vereceğiniz size 18.000 lira verip ki aradaki PC fark için değer mi? Değer. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu sitemizde 3060 Ti var. Pardon çok pardon görmemişim. 3060 Ti var. 3060'a göre yeri geldiğinde 15 FPS falan daha fazla alabilirsiniz 3060 Ti ile. 12100 F yine gibi 4 core 8 thread bir işlemci var. Fakat bu seferki PCU'muz herhangi bir şekilde boktan bir PCU değil. MSI'nin kendi PCU'su. 650W 80 bronze sertifikalı bir PSU PC, MSI'nin PC'leri zaten iyi oluyor. Uzun kullanımda da zaten çok bir sıkıntı çıkarmaz bu PC'ler. Bir de o yüzden o kadar kaliteli PC alıyoruz Uzun kullanımda herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmasın. Yine çift kanal çalışan belleklerimiz ve yine 3500 e okuma 2300 de yazma sahip bir M2 SSD'miz kullanıyor. Yani gayet alınabilir bir sistem. Hem editçiler hem de oyun oynayanlar tarafından tercih edilebilecek bir sistem. Dediğim gibi aklınızda soru kalırsa aşağıda yazabilirsiniz. Bu 2x demek bu arada sakın 2 tane 3060 yazacağınız anlamına gelmez. Öyle bir şey düşünmeyin. Ben de ilk öyle bir düşünmüştüm. Dedim acaba niye 2x yazmışlar? O 2 fanlı olmasının şeyi LHR takısı görmüş olabilirsiniz. LHR takısı her şey yani madencilik performansı kısılmış kart anlamına gelir. Herhangi bir şekilde oynadı. FPS'ye etkisi yoktur. Bunu da belirteyim. Diğer bir sistemimize geldik. Artık üst düzey sistemlerdeyiz ve bu sistem yani AMD olmasına karşı gene alacağınız FPS ve sorunsuzluk umrunuzdaysa yani böyle ben AMD'nin çok ekstra teknolojilerini ben ekstra teknolojilerini kullanmıyorum. Boş ver bunları. Bunlar boş iş. Ben sadece oyunlarda alacağım performans, akıcılığa bakıyorum. Yüksek çözünürlüklerde oyun oynayayım bana yeter. Başka bir şey istemiyorum diyenler için bu sistem var. 6750 XE gibi gerçekten çok güzel bir ekran kartı kullanıyor. Kendisini red RTX 3070 ile kafa kafaya olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten üst düzey bir ekran kartı. 12400 ev gibi yine 6 Core 12 Thread DDR5 destekleyen bir işlemcimiz var. 16 GB RAM'imiz var. Keşke 32 GB olsaydı o zaman çok mükemmel oldu. Çift kanal çalışıyor yine. H610 m h 610 m anakart var. Yine DDR4 destekliyor. Asus'un kendi kasası var. Asus 650 watt güç kaynağı var. Güç kaynağı yeter arkadaşlar. Bir son olmaz onda. Gerçekten güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim ben bin lira. Alacağım FPS omurunda sorunsuzlukta olsun diyorsanız zaten driver sonları falan artık dedi, AMD'de de yok. de yok. Gayet güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle alınabilir bir sistem. Hatta alınabilir alınabilme olana gerçekten yüksek bir sistem. Yani 21 bin lira her ne kadar fazla bir para olsa da burada gördüğünüz para fazla bir para olsa da 6750 de kullanıyor abi. Yani 3070 rakibi ve 3070 ekran kartı bir manikineyi zaten bu fiyata bulursanız bana da söyleyin ben de yani. Çünkü 3070 yani her şeyle böyle daha cazip geliyor değil mi insan yani işte. Bu videoluk benden bu kadar. Gelecek videolarla görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenirsen sevinirim. Hoşçakalın. Linklerin hepsi açıklama kısmında olacak.